Merhaba sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Sayın Şakir Başak'la birlikteyiz. Şakir Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet Sayın Başkan, sizin her gelişinizde burada böyle yeni günde böyle bir olay yaratılıyor böyle. Çok farklı açıklamalar çıkıyor. Evet. Her açıklamada böyle bir ses giriyor bir yerlerden. Evet. Bugün böyle kafanızda herhalde oldukça şeyler var. Biraz evvel heyecanlı konuşmalarınızı işittim. Evet, var. Evet, biz hemen terörle başlayalım mı? Evet, terörden önce Konak Belediye'mizin kız futbol takımının şampiyonluğunu... Güzel şeylerle başlayalım. Kutluyorum, evet, kutluyorum. Bizi Avrupa'da temsil edecek. O açıdan başarılar diliyorum buradan onlara. Evet, biz de yeni gün ailesi olarak sizleri tebrik ederiz. Çünkü sonucunda Konak kızları, belediyesi kızları. Evet. Terörle ilgili tabii ki... dün mevkidaşım AKP ilçe başkanı Temel Yıldırım'ın yapmış olduğu bir basın açıklaması vardı. Bu basın açıklamasında CHP'nin teröre yakın durduğunu, teröre desteklediğini, suçluluk psikolojisiyle bana göre bir şeyler söylemiş. Onun üzerine basın açıklaması yapma gereğini duydum. Bununla ilgili de şöyle bir şey söylüyorum. Tabii maalesef öyle bir algı yönetimi var ki özellikle medya üzerinden özgür medyanın ortadan kaldırılmasını sağlayacak bütün altyapı oluşturuldu bana göre. Yani aşağı yukarı %95 tamamıyla yandaş bir medya oluşturuldu. Aksi onlar gibi düşünmeyen herkes terör zaten, terörist. Onlar gibi düşünenler ve onlar gibi düşünmeyenler. İkiye ayırıyorlar artık halkı. Dolayısıyla burada hangi amaçla, hangi nedenle söylediklerini de tabii iktidar onlar, tabii yargı ellerinde, istihbarat ellerinde, polis ellerinde, bütün imkanlar kendi ellerinde. Böyle bir olay varsa zaten inanın bana söylemek kalmaz, gerekeni yaparlar zaten. Benzer bir açıklama Büyükşehir Belediyesi'nde de yapıldı biliyorsunuz. Tabii, mecliste tabii. De yapıldı. Ya bakın. Sayın Kocaoğlu orada işte biliyorlarsa. Kesinlikle. Şimdi ya dedim ya biraz önce suçluluk psikolojisi. Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum. 14 yıldır, 13 yıldır sanki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarmış gibi konuşuyorlar. Yani ben bir siyasetçi olarak, bir yurttaş olarak inanın bana hayretler içerisindeyim. Şimdi bir şey daha söylemiş Temel kardeşim. Demiş ki ya bizim yaptığımız icraatlar ve işte bu icraatlar üzerinden de biraz konuşalım demiş. Ben de dedim ki gerçekten 13 yıldır yapmış oldukları icraatları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı. Onun şimdi hakları teslim etmek lazım. Şöyle bir bakıyorum icraatları nelermiş. Demokrasi icraatları var biliyorsun, demokrasi anlayış icraatlarıyla bugün geldiğimiz nokta. Demokrasiye bakışlarını hatırlayacak olursanız, demokrasi bir araçtı, o araca bindiler, iktidar oldular, devletin bütün kurumlarını ele geçirdiler, o demokrasinin aracıyla ve şimdi o araçtan indiler. Net, altını çizerek söylüyorum, en önemli icraatlardan bir tanesi. Özgür medyanın hukuksuzluklarla el değiştirmesini sağladılar. Gözler önünde, onlarca ördeği var. Hırsızlık ve hukuksuzluklara, gözaltı ve tutuklamalara sebebiyet verdiler. Görüyoruz. Herkes terörist. Eski bu Ergenekon davaları. Herkes terörist. Bakın söylüyorum size. Bugün hani bazen diyorum şimdi gece kapımı biri çaldığında biraz geç saatte hani sabaha karşı falan ben suçlu değil diyorum. Bunlar polis. Yani gelebilirler. Çünkü AKP devleti yaratıldı. Bizim bahsetmiş olduğumuz devlet ve şu anda var olan AKP devletinin arasında bir fark var. Bir kalın bir çizgi var. Bu artık net her şeyle gözüküyor. Bunu hukuka baktığımız zaman, hukuksal anlamda baktığımızda, hukuk tanımazlıklarına baktığımızda, anayasayı tanımamazlıklarına baktıklarımızda aklımıza ne gelirse onlar gibi düşünmeyen hiç herkes terörist. Böyle bir anlayış demokrasinde olma şansı var mı? Dolayısıyla bildikleri demokrasi aracından indiklerinin göstergesi. 17-25 Aralık soruşturmalarının yolsuzluklarının hukuk tanımazlığını örtbas ettiler. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı anayasayı tanımama noktasına geldiler.
Hiçbir dönem cezaevleri bu kadar dolu olmadı. Ve yetmez durumda. Düne kadar başörtüsü dediler, insanları ayrıştırdılar. Bugün başörtülü kadınlarımızın yapmış olduğu en ufak bir protestoda kadınlarımızı, başörtülü kadınlarımızı yerlerde sürüklüyorlar. Böyle bir anlayış ne demokrasiyle, ne insanlıkla, hiçbir şeyle bağdaşmaz. Farklı bir yol izliyorlar. Bu yol doğru bir yol değil. Bu yoldan bana göre yolun sonu geldi. Yolun sonu başladı. Ve bunun hesabı gün geldiğinde mutlaka bu halka verecekler. Toplumsal ahlaki ve dini icraatları. Şimdi Türkiye'de 4 kişiden biri depresyon geçiriyor şu anda. Yani verilere göre resmi rakamlar bunlar. O kadar antidepresyon ilaç kullanılıyor. Boşanma oranı geçmiş yıllara göre %37.3 artmış. Kadına şiddet 1400 artmış. Bir siyasi lidere peygamber sıfatını bile bu iktidarda verdiler. İnançlı yüce İslam dinine bağlı olan toplumdaki insanlarımızı dinden bahsederken iktidar mensupları ebedi dünyada yaşayacakmış gibi bir saltanat sürmekteler. Bu dinin neresinden bağdaşır? İndirilmiş dinin mensupları olarak bizler bu bir vakıfta kullanılan Ensar ismiyle ve benzeri kutsal sayılan isimleri bir tabela altında kullanarak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin söylemiş olduğu Ensar'la ilgili, o toplulukla ilgili söylemiş olduğu güzel sözler ve Kur'an'da en çok fazla geçen kelimenin Ensar kelimesi olduğunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Allah'ın indirmiş olduğu dinin bir mensubu olarak, inanan bir insan olarak ben dile getiriyorum. Artık bunları konuşmak gerekiyor. Biz dine asla siyaset alet etme noktasında değiliz ama bu halkı artık uyandırmak gerekiyor. Dinden bahsederek saltanat süren bir anlayış, din indirilmiş dinin anlayışı olamaz. Bu kabul edilemez. Ve o kutsal kelimeleri kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda toplumun inançlarını ve hassasiyetlerini kullanarak çocuklarını biz bunlara teslim ederiz, bunlara bir şey olmaz deyip çocukların başına gelenleri görmekteyiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu kadar kutsal bir kelime, bu çoğaltabiliriz. Bunun gibi çok vakıf var. Hani bu dini vakıflara ismini kullanarak. Ve çok da olumsuzlukları dile getirebiliriz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hiçbir dönem bu kadar İslam dini zarar görmedi. İnsanların topluma bakarken ya işte İslam dininin işte bak Ensar Vakfı, işte Nur Vakfı, işte Nur Vakfı, işte bunların hepsi şu anda maalesef ama maalesef mikrofonu uzattığınızda Ensar kelimesi, o kutsal kelimenin insanlara mikrofonu uzattığınızda ne anlama geldi dediğinde son yaşanan o vahşetin, o insanlık dışının hayvani duygularla işlenen bir olayı bir olayla hatırlanıyor. Bu bir İslam dinine bir zarardır. Bu İslam dinini yerle bir etmedir. Onun için diyorum ki yüce İslam dininden elinizi çekin artık. Yeter. Bu halk artık bunu kabul etmeyecek ve bu noktada bu algı operasyonlarınızla artık hiçbir şekilde bir şey ifade etmeyecek. Biliyorsunuz Sosyal ve Aile Bakanı bir kereden hani bir yapı şey olmaz diye yargılanamaz diye hani Ensar Vakfı'nı yetkililerini kurtarmaya yönelik. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kadın Sosyal ve Aile Bakanı bunu söylüyor. Bizim anlayışımız şu. Mesele çocuksa bir rakamı bile çok büyük. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O çocukların aileleri ne durumda, o çocuklar ne durumda ve bu çıkan, çıkmayan daha neler var? Ve maalesef bir şey daha söyleyeceğim. Bu noktada da yapılan bütün bu işlerin maalesef ama maalesef devletin üst kademedeki görev yapan insanların onların yapmış olduğu etkinliklerde ön saflarda oturarak bu vakfı ve bu vakfı yöneten insanları da koruma altına aldıklarını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla bu demokrasinin neresinde var? Varsa bir şey tutarsın çıkartırsın. Ve görüyoruz ki o suçu işleyen şahsın 3 sefer evlenmiş ve boşanmış.
Böyle bir dini, böyle bir kutsal görevin bir tabelanın altında göreve aldığın insanın hiçbir soruşturmasını yapmıyorsun. Bir şey daha söyleyeyim. İlkokul ve ortaokul çağındaki insanları bu evlerde resmi bir şekilde olmaları söz konusu değil. Anayasanın 41. ve 42. maddesine aykırı. Ama öğretmen resmi, evler gayri resmi. Denetim dışı. Şimdi böyle bir anlayışla bu toplumun geldiği durum işler acısı. Fuhuşa bakıyoruz. 790 artmış. Düşünebiliyor musunuz? İktidar ortada ve bugüne kadar dini söylemlerle geldiği noktaya bak, halkın ahlaki durumda geldiği yere bak, bir çelişki var burada. O açıdan diyorum ki halkın bulunmuş olduğu durum, keşmekeşlik, ahlak dışı hareketlerin bu kadar çoğalması, indirilmiş yüce İslam dininin anlayışı olamaz. Burada bir tezatlık var. Bunu vurgulamamız lazım, bunu anlatmamız lazım. Bizim gibi insanlar bunu özellikle irdelemesi lazım. Ekonomik icraatlarına gelelim. İktidara geldiklerinde tüketicinin bankalara borcu 2.2 milyar TL'ydi. 2015'te bu rakam 200 milyar TL'ye çıktı. Vatandaşın kredi borcu 4.3 milyar TL'ydi. 2015'te 80 milyar TL'ye döndü. Kredi kartı borcu tüketici kredisi borçları geçmiş yıllara göre %5.682 artmış. 2002 yılında ailelerin 100 TL'lik gelirlerine karşı 4.7 lira borçları vardı. Varken şimdi 100 liraya karşı 50 lira borçları var. Türkiye'de ailelerin %85'i geçim sıkıntısı çekmekte. Şimdi bunlar hepsi icra. İşsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar oranlarında artış geçmiş yıllara göre %33. İnsanlar intihar ediyor. Ruh haline bakın. Tarım alanında icraatlarına bakalım. İktidara geldiklerinde tarımda işlenen alan 24 milyon hektarken 13 yıl sonra işlenen alan 3.4 milyon hektar azaldı. 20'ye düştü diyorsunuz. Dikkat edin. Ve çiftçiyi 6.5 İstanbul büyüklüğündeki tarım arazisi işlenmez hale getirildi. Kendi kendine yeten Türkiye'yi AKP iktidarında karnımızı doyurmak için Arjantin'den mısır, Ukrayna'dan buğday ve Şili'den angus ithal etmeye başladık. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk kez saf ve saman ithal edildi. Tarımın durduğu durum bu. Sütü anlatırız. Sadece söyleyeyim, sebzeyi anlatırız, dış politikanın yanlışlığından dolayı nasıl işler acısı bir noktaya geldiğini anlatırız, turizme girmiyorum, turizmin işler acısı nasıl bir duruma geldiğini anlatırız, bunlara girmiyorum, o kadar çok ki neyi yazıp neyi yazmayacağımızı bilmiyoruz. Terör icraatlarına bakalım, 13 yıllık. Terörle gizli müzakere yaptılar, yapmayın dedik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıp dinlemediler, yaptılar, şimdi bizim dediğimize geldiler. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan ettiler. YPG'nin lideri Salih Müslim'i İstanbul'da karşıladılar heyetle. Şimdi de terörist ilan ettiler. Sabah da ben yetişemiyorum tabii hızlarına. Sabah da tahmin ediyorum Amerika gibi düşünüyorlar. Bir farklı bir anlaşma gelişiyor şimdi. Yanaşacaklar gibi geliyor. Şehitlerimize, şehirlerimize, ilçelerimize hendekler kuruldu, kurulur. Silah depolarken Oslo'da AKP devletinin temsilcisi bunu bildiklerini, dokunmadıklarını söylüyor o görüşmede. Açık bu metin halinde var, bu yayınlandı biliyorsunuz. Bu kadar asker ve polis, sivil yurttaşının şehit olmasına ortam hazırladılar. Bu zemini kendileri hazırlamamış gibi, sanki biz 14 yıllık iktidarmışız gibi bizi suçluyorlar. Şimdi kalemi silahtan, yazı terör örgütünün bildirisinden, kitabı bombadan daha tehlikeli gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zihniyeti yarattılar. Cizre'de, Sur'da, Müsaybin'de ve Silopi gibi teröristlerin silah deposu haline getirmiş oldukları ilçelere göz yumdular. Şimdi başta önlem almış olsalardı bu kadar şehidimiz olur muydu? Bence olmazdı.
Bu kadar sivil yurttaşımız ölür müydü? Bebekler ölür müydü? Çocuklar ölür müydü? Biz bebekler ve çocuklar ölüyor dediğimizde sanki biz PKK'yı ya da işte HDP'yi ya da bilmem kimi destek. Benim yurttaşım oradakiler. Biz sosyal demokrat düşüncesiyle siyaset yapan ve gerçekten herkesi bu ülkenin birinci sınıf yurttaşı olarak veren bir anlayışta siyaset yapıyoruz. Ve ahlaki de, inanç değerleri de, insan hakları evrensel bildirisine göre de biz bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Sen tankla nasıl girersin bir mahallenin içerisine? O zemini nasıl oluşturdun? Valilere genelgeler göndererek dokunmayın diyen sen değil misin? Şimdi çıkmışsın, CHP teröre yakın duruyor. Ya bunu kargalar bile güler. Kargalar güler buna. Kimse bunu yemez artık. Onun için kral çıplak diyoruz biz. Artık bunu sokaklarda anlatmaya devam edeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz halkına kurşun sıkan diktatör Esad dediler. 3 ay geçecek, gidecek. Ben de Emevi Camii'nde Şam'da namaz kılacağım dedi. Biliyorsunuz 10 Ekim'de Ankara Garı'nda, 17 Şubat Ankara Merasim Sokak'ta, 13 Mart Ankara Kızılay ve son olarak 19 Mart İstanbul saldırısı ile Şam'ı Ankara'ya getirdiler. Şimdi böyle bir anlayışta bu kadar yapılan ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde bu noktaya düşürülmemiş bir noktadayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlarla ne alakası var? Bu icraatlar bizimmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ya ben bir siyasi olarak bazen utanıyorum ya. Yani bu söylemlerden utanıyorum. Hiç mi ahlak yok? Hiç mi vicdan yok? Hiç mi bir iman yok? Yani hangi yerinden tutarsanız tutun. Sanki biz iktidarmışız gibi sabah kalkıyorum ya bunları duyuyorum diyorum ki ya ben vallahi iktidar değilim, ben muhalefet partiyim ve bunları ben yapmadım, benim partim yapmadı. 13 yıldır 14 yıldır iktidarda olan bunlar sanki bizmişiz gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu kabul edilemez. Onun için bunu 2002 yılından itibaren gösterdikleri en büyük icraatlar bunlardır. Çok daha üstüne konabilir. Gerçekten bu konuda kimsenin ellerine su dökemeyeceğini ve haklarını teslim etmemiz gerektiğini buradan beyan ediyorum. Mevkidaşıma da buradan sesleniyorum. Hiç böyle basın açıklamaları veyahut da dışarıdan yapmamıza gerek yok. Sizin aracınızla mevkidaşıma, sizin Temel Bey'in oluşturacağınız bir programda yüz yüze, karşı karşıya tartışmaya davet ediyorum. Kendi gelir, Atilla Kaya son zamanlarda MHK üyesi Sayın Vekil açıklamalar yapıyor. Meşhur olmanın yolunda gördüğümüz kadarıyla. Benimle çıkarsa daha meşhur olacağını düşünüyorum. Benimle bir program yapmak isterse ikisi de gelebilir. Bunu buradan beyan ediyorum. Halkın huzurunda onları çağırıyorum. Geçmişte demokrasinin gereği bu tarz programlar olurdu biliyorsunuz. Evet. Ama maalesef demokrasinin ortadan kalktığı için artık kaçak dövüşen, kaçak fikir alışverişi yapan bir anlayışla siyaset yapmaktalar. Biz bundan hiç çekinmiyoruz. Ben Konak İlçe Başkanı olarak hem Konak Belediye'mizin yapmış olduğu icraatları dile getirmek adına hem de genel siyaset adına eteklerinde ne ters varsa dökme fırsatı sizin aracınıza vermek istiyorum. Burası da bana göre en doğru yerlerden bir tanesi ya da kendilerinin göstereceği bir yerde. Ben kendilerini davet ediyorum sizin aracınızla. Bu şekilde siyaset olmaz. Bu doğru değil. Artık bu millet bunu yemez. Bu siyaset Türkiye'yi uçuruma doğru götürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yine Cumhuriyet tarihinin 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı bu kadar yalnız kalmadı. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da bekliyoruz ki 2 dakika bizimle görüşme yapsınlar. Ya bu utanç verici. Bu hale geldik biz. Dış politikanın bizi getirdiği duruma bakın. O dış politikanın sonucunda ekonominin geldiği, tarımın geldiği, turizmin geldiği noktaya bakın. Hepsi birbirine bağlantılı. Bunlar iyi günlerimiz. Buradan beyan ediyorum, burada söylüyorum. Artık bunları konuşmamız gerekiyor ve bunları silkelemek gerekiyor. 13 yıllık iktidarınızda sizin yaptıklarınız bunlar ve bunlar kadar daha bir çoğunu da ekleyebiliriz, anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Bu mudur? Bu mudur sizin o demokrasi, özgürlükler dediğiniz bu mudur?
Dikte aracılarında bile bu kadar insanların korktuğunu düşünebiliyor musunuz? Parkta insanlar oturmuyor. Sabah kalkıyorum çocuğum diyorum ki parka gitme, kalabalık yerlere gitme. Ülkenin geldiği duruma bakın. Toplu araçlara binmeyin diyorum. Otobüslere binmeyin diyorum. Metroya dikkat edin, elinizden gelinceye kadar binmeyin. Bunu sadece ben söylemiyorum, biliyorum. Halk bu kaosu yaşıyor şu anda. Ülkenin geldiği durum işler acısı. Ve biz bunu artık sokakta haykıracağız. Artık söyleyeceğiz. Sizin gibi işte böyle o %5'in içinde, medyanın içinde sizlerin aracılığıyla bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Aksi başka bir yerde de bunları konuşma şansımız da maalesef yok. Çarpıtılıyor. Demokrasiyi bana göre var eden dördüncü unsur medyadır. Özgür medyadır. Özgür medya iktidara yön verir. Hatasını söyler, doğrusunu söyler, ona göre yön verir. Ama maalesef bugün öyle bir medya oluşturuldu ki bunun neresinden tutarsan tut elinde kalacak bir yapı oluştu. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Bana göre sonun başlangıcı başladı. Ancak dediğim gibi bunun halkın en az nasıl zararla çıkacak bir anlayışı ortaya koymak gerekiyor. Bu noktada bunları söylüyorum. İşte icraatları buydu. Temel kardeşime de bugün bir basmane meydanında davullu artık yani sivrisinek saz, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul bile az diyerek karşısına geçtim. Basmane kapısı, fuar kapısında davulu çalıp seslendim. Biz değiliz iktidar be kardeşim ya. Sizsiniz ya. Biz değiliz. Bizim elimizde bir şey yok ki. Bizim elimizde devletin hiçbir kurumu yok. Sizsiniz hepsi. Ve sanki bizmişiz gibi konuşuyorlar hayret içinde, hayretler içinde seyrediyoruz. Artık anladık davul alacağız. Bundan sonra davulla belki anlayır, belki uyanırlar. Yani uyur gezerler. Ama az önce söylediniz davul zurna az dediniz. Az işte ama devam edeceğiz ısrarla. Devam edeceğiz. Yani başka çaremiz yok. Başka bir argümanımız yok. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani bu halkı da uyandırmak gerekiyor. Biz de kendimizi, yani şunu da söyleyeyim, ben bunu her zaman söylüyorum. Biz de halkın analizini yapacağız. Biz nerede hata yaptık diyeceğiz. Biz de nerede halka ulaşacağız diyeceğiz. Biz de kendimizi sorgulayacağız. Yani ben bunu söylerken hani bir yanlış anlaşılma olmasın. 13 yıllık iktidar olduklarından dolayı söylüyorum. Ve bunların iktidarlığı da tabii ki bizim başarısızlığımızdan dolayı iktidarlar. Biz başarılı olsaydık iktidar olamazlardı. Burada bir problemin var olduğunu ben biliyorum. Onu da söyleyeyim. Ama tabii burada maalesef bu topraklarda 600 yıl boyunca Osmanlı'nın hükmettiği padişahın çok yaşa bir anlayışıyla gelmiş bir toplumun dinle bu noktaya getirdiler. Uydurulmuş dinle bu noktaya getirilmiş. Çünkü biz de diyoruz elhamdülillah Müslümanım. İman ediyorum. Ve bundan dolayı da sosyal demokrat düşünceye sahibim. Alın terinden yanayım. Hırsızlıklara karşıyım. Yolsuzluklara karşıyım. Oturdukları koltukları kendilerine güç devşirmeye, kamunun malını peşkeş çekmeye karşıyım. İnancın temeli budur. Şimdi bakıyorum büyük bir çelişki var. Bu halk uyanacak. Bu din sömürüldü. Bu dinin sayesinde İslam dininin indirilmiş İslam dininden bahsetmiyorum. Uydurulmuş dinden bahsediyorum. Biz indirilmiş dine bağlıyız. Kesinlikle. Uydurulmuş dinden yana değiliz diyoruz. Asla. Uydurulmuş bir din mi? Kesinlikle. İktidarlı. Ya düşünebiliyor musunuz? Bakın ben ne diyorum? İslam dininin temelini oluşturan diyor ki ebedi dünyada kalacakmış gibi bu dünyada yarın ölecekmiş gibi öbür bir dünyaya çalış diyor. Bunlar ebedi dünyada kalacakmış gibi saraylar, gemiler, hamamlar, arabalar, yani nasıl anlatayım ben size? Ya böyle bir saltanat ölmeyecekmiş gibi bir düşünceyi ortaya koymuyor mu? Ya bunun hesabı var. Oturduğu koltuğu, o gücü bile aracı kullanarak menfaat sağlıyorsan haramdır ya. Haramdır, bu milletin parasıdır. Nasıl elde ettin? Yani ben diyorum bir milletvekili, kaç bir dairesi var, bir arabası var. O milletvekili oldu. 5 sene sonra 10 tane dairesi varsa ben bunu sorgularım kardeşim ya. Ya ben bunu sorgularım. Şimdi bakıyorum. Hamam sahibi oldular. Villalar, tarlalar, aklıma ne geliyorsa. Kamyonlarla dolarlar, marklar. Bunun bir şeyi var. Yani burada bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar. Demişler ya Resulallah. Ben inanan bir, iman eden bir insanla, etmeyen insanlar arasında ben nasıl fark göreceğim diyor. O da diyor ki, parayla ilişkisine bakın. Bu kadar. Dünya malıyla ilişkisine bakın. Benim yüce peygamberim bu dinin
indirilmiş din, senin için indirdim bu dini diyen Yüce Allah. Peygamberimizin yaşam şekli belli. Tamam, herkese, hiç kimse peygamber olamaz ama o yolda gider, o yolda yürür. Onu izler, onu örnek alır. Öyle değil mi? Şimdi ben siyaset yapıyorum, ben elimden gelinceye kadar yarın öleceğim diyorum. Şimdi diyorlar ki kayıt altına işte alsınlar, kayıt yapsınlar filan. Vallahi Allah'ın bir kaydı var. Kayıt yapıyor. İstediği kadar gizlesinler. Bunun hesap günü var. Hem bu halka hesap ödeyecekler, hem Yüce Allah'ın o kameraya çekmiş olduğu gün de gelecek. Hesap günü o gündür. O gündür hesap günü. İnsanlar bugün siyaset yapan, ben halka, halk için siyaset yapıyorum diyen insan kim olursa olsun. Ben evimden çıkarken kardeşim, ben eve dönüp dönmeyeceğimi bilmeyerek çıkıyorum. Ve siyaseti yaparken, insanlarla konuşurken de o adalet duygusunu, o hesap gününün bilinciyle elimden gelinceye kadar adaletsizlik yapmamaya çalışıyorum. Şimdi bu kadar olumsuzluk varken bir siyaset yapan AKP'nin mensuplarından bir tanesi çıkıp da ya valla bu söylenenlerden ya dörtte biri doğrudur diye bir reten geldiniz mi? Bu böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. İman eden insan doğruyu söyler. Ben nasıl söylüyorum? Diyorum ki bunların iktidarı bizim başarısızlığımızdan geçiyor. Biz başarısız olduk da iktidar oldular. Evet, burada bir parantez açıyorum. Biz maalesef ortam ve insanlarımızın dini duygularıyla oynadılar. Biz kullanmadık, kullanmıyoruz. Orada da hatamız, uydurulmuş dinle indirilmiş dinin anlatımını doğru yapmadık. Yapsaydık uyandırırdık belki. Orada da hatamız var. Biz anlatacağız. Biz söyleyeceğiz. Bize bakarken biz dini kullanmadığımız için, yani söylüyorum ya, bakın ben bunları dile dile getirmek istemiyorum. Dedim ya, ben hesap gününe iman eden bir insanım. Ben hesap ödeyeceğim. Siyaset yaparken, ticaretimde, insanlarla ilişkimde, peygamber değilim, tabii ki hatalarım olacak. Ama buna özen gösteriyorum. Buna dikkat ediyorum. Evet. Şimdi bakıyoruz bunlara, bir tanesi, bir tane Allah rızası için içinizde gerçek iman eden bir insan çıkıp da ya şu söylenenlerin şu noktada bizim de hatamız var, biz hata yaptık, ülke bir duruma geldi demez mi ya? Demiyorlar. Ben de onun için diyorum ki bu uydurulmuş değil. İndirilmiş dinin mensupları cesaretli olur, kelle koltukta olur. İman eden insanlar söyler, doğruya doğru, yanlışa yanlış der. Demiyorsunuz. İşte şimdi görev bize düşmüş. Düştü yani. Biz bu noktada bu açığımızı kapatacağız. Biz gerçekten iman eden insanlar, Allah'ın indirdiği dinin mensupları ve asla dini ticarete ve menfaate alet etmeyen insanlar olarak artık o mütedeyyin insanlarımızın, gerçekten iman eden insanlarımızın dokunacak, onlara bunun ne olduğunu anlatacak görevi kendimizde görüyoruz, artık söyleyeceğiz. Anlatacağız, başka yolu yok bu işin. O açıdan özellikle buna vurgu yapıyorum ve bu da beraberinde İslam dinine verilen zararın da belki telafisi olur. Belki bu noktada insanlar da kendini silkeler. Evet, doğru söylüyor. Evet, doğru söylüyorlar. Evet, asıl İslam dini budur. Bu değildir. Evet Sayın Başkan, biraz İzmir'e doğru gelelim. Evet, buyurun. Mesela bugün gazetemizin manşeti var. Yeni Gün Gazetesi'nin manşeti var. Evet. Biraz da ironik bir şekilde Sayın Kocaoğlu'ndan bahsediyor. Yine aday olmayacak diyor. Evet. Şimdi tabii Sayın Kocaoğlu bu kez aday olmayacağını söylemiş. Hasbelkader geldik demiş. Tabii burada 2019'a çok var. Yani bugünden bunlar bana göre tartışılması yersiz. Yani zaman neyi gösterir? Yarın bile Türkiye şartlarında, Türkiye siyasetinin şartlarında 24 saat çok uzun süre. Çok uzun. 24 saatte bakıyorsun gündem bir başkayken bakıyorsun tam başka bir noktaya gitti. O açıdan bunlar şu anda bana göre siyasetin şeyleri. Biraz yani, fantezi bu. Fanteziler işte. Yani. Bunlar şu. Evet, bir tane de sorumuz vardı herhalde. Bir de Sayın evet Konak Belediye Başkanımızla ilgili var. Hı. Şemal Pektaş ile aranız nasıl? Evet. Soru bir. Evet. Konak Belediyesi çalışmıyor. Soru iki. Alsancak perişan durumda. Üç. İki sene oldu. İki senede Konak Belediyesi elle tutulur, ne yaptı? Açıklar mısınız demiş Hüsnü Erdemir. Evet. Şimdi tabii. Bir dakika kalsın biraz şey soru. Evet. Evet. Şimdi tabii. Önce Şemal Pektaş ile aranız nasıl diyor. Şemal Pektaş ile aramız bireysel anlamda hiçbir problemimiz yok. Biraz önce bahsetmiş olduğu konuları da varsa olumsuzlukları da dile getirme noktasında ben zaten görevimi yapıyorum. Kamuoyu da bunu izliyordur mutlaka. Ancak şunu
söylemeden edemeyeceğim. Dedim ya adalet. Konak ilçesi 400 bin nüfuslu 113 mahalleden oluşan ve 30 ilçenin içerisinde fiziki anlamda en küçük ilçe 24 bin metrekare. Ve maalesef ama maalesef şehrin kuruluş eski tarih itibariyle kuruluş yeri ilk kuruluş yeri olduğu için sit alanının çok fazla olduğu bir yer. Burada gündüz sen 400 bin kişilik bir belediye bütçesine sahipsin ama gündüz 1,5 milyon insana aşağı yukarı hizmet ediyorsun. Bunları da söylemek gerekir, konuşmak gerekir. Belediyecilik yapmak. Yiğidi öldür hakkını ver diyorsun. Ha, kesinlikle yapacağız. Biz dedim ya size, adaletli olacaksın. Bu noktada sorunların varlığını ben biliyorum. Boş alanımız yok. Boş alan varsa bile Alsancak gibi bir yerde bir metrekare kaç para biliyorsunuz. Yani evet, almak mümkün değil. Dolayısıyla bunlarla boğuşurken ve belediye başkanımızın da ilk geldiğinde 2017 yılına kadar temel atmayla ilgili projelerle ilgili gelişecek. Ben şimdi çok iyi biliyorum ki burada şeyler var. Yani belediyemizin yaptıkları çalışmalar hepsi mevcut elimde. Gelirken de zaten getirdim. Ancak dediğim gibi bu noktada eksikler yok diyemem. Vardır mutlaka. Mesela pazar yeri, yeni pazar yeri kuruluyor. Eski jandarmanın olduğu yerde, yanelerde onu oluşturduk. Bir de bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi özel idare kapatıldıktan sonra özel idarenin yerlerini de maalesef belediye devretmediler. İşte 49 yıllığına bu vakıflar gibi vakıflara 49 yıllık ve 99 yıllığa kiralamaya çalıştı. Türkiye'nin her tarafında bir konakta da bu var. Şimdi Gültepe bölgesi sorunlu bir bölge. O bölgeyi komple yeniden imara açmak ve düzenleme yapılıyor. Orada yeni bir pazar yeri yapılacak. Alsancak'taki yerle ilgili biliyorsunuz alt çalışmalar yapıyor. Çok eski altyapısı. Ya kültler çok eski. Mesela onları değiştirmeye başladık. Biliyorsun ondan sonra şimdi şey giriyor, doğal gaz giriyor. O doğal gazın girmesinden kaynaklı bir bozalım bir yapalım dememek için o kazıldı. Şimdi mesela 50 yıl daha bir daha kazılmaz mesela. Bu bir altyapı çalışması. Belediyemiz çalışmıyor dersek biz haksızlık yapmış oluruz. Eksikler mutlaka vardır. Ama bu eksiklerin takipçisi olduğumu bütün kamuoyu biliyor. Ben bununla ilgili gerektiği zaman gerektiği yerlerde de konuşuyorum. Söylemeye de devam ediyorum. Bu konuda Alsancak'la ilgili güzel bir çalışmanın olduğunu söylüyorum buradan. Ve daha iyi olacak. Bu son çalışmalar altyapıyla ilgili bir çalışmalar diyorum. Dediğim gibi özel bir program yapmak gerekiyor bununla ilgili. Sit'in ve arkeoloji sit alanı olan yerlerde biliyorsun bir tane çivi çakamıyorsun. Evet. Böyle bir handikapımız da var. Böyle bir problemimiz de var. Dokunamıyorsun. En ufak bir yere dokunmaya çalıştığında bir itiraz ediyor. Yıllarca mahkeme devam ediyor. Dokunamıyorsun. Onun için Konak sıradan bilinen bir ilçe değil. Açılacak bir yeri de yok. Hani açılalım, farklı bir şey yaratalım gibi bir durumumuz da yok. Şeye ablukaya alınmış ve dediğim gibi en küçük ilçe. Çoğu bilmez bunu. Zannederler en büyük ilçe. Nüfus olarak gündüz Karşıyaka'dan, size söyleyeyim Buca'dan, Gazi Emir'den, Narlıdere'den herkesin burada gelip alışveriş yaptığı ya da işte esnaflık yaptığı bir merkez olduğu için de bu zorluklar maalesef var. Ama biz bu zorluklarla üstesinden geleceğiz. Belediye başkanımız da bu noktada 2017 itibariyle bazı şeyler ortaya çıkacak, görecekler çalışmayı. Var tabii kesinlikle canım, öyle şey olur mu? Var burada. Yani bunları teker teker şimdi anlatma noktasında Kadife Kale'de, Agora'da, Gültepe'de, işte Alsancak'ta bunların hepsi yapılıyor şu anda. Çalışmalar evet, yapılıyor. Haksızlık olur çalışmalar. Yok, haksızlık demek olur. Yani doğru olmaz. Yani tabii ki varsa eksikleri de ben İlçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil eden konağım, temsil eden partiyi temsil eden bir koltukta oturan bir insan olarak belediye başkanımın eksikleri varsa belediye başkanımla zaten oturuyoruz. Medeni insanlar gibi onları dile getiriyorum. Zaten konuşuyorum. Konuşmaya da devam edeceğim. Söyleyeceğim. Ben lafımı esirgemem biliyorsun. Ama belediye başkanımın da zorluklarını biliyorum. O konuda da haksızlık yapmak istemiyorum yani. Yine de eksiklik hisseden duyan varsa bana gelsin. Kesinlikle gelsin. Kesinlikle gelsin. İlgilenmediğim zaman tabii sorgulama şansları var. Her zaman. En azından bir çalışmaya gelsin. Kesinlikle. Kesinlikle ben şöyle bir şey söyleyeyim. Burada da beyan ediyorum. Daha önce de tahmin ediyorum söyledim. Benim ilçe başkanlığının kapısı hiç kapanmaz. Ve 24 saat
Kim bana ulaşmak isterse telefonumla ulaşır. Hiçbir şekilde bu noktada birisi ben aradım da başkan bana dönmedi, benimle konuşmadı deme noktasında olamaz. Öyle bir örnek yok. Evet, hemen çaldırdılar telefonu. Evet, evet. Evet, süremizin sonuna yaklaştık Sayın Başkan. Son söz olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi, gerek CHP'lilere gerek konaklılara. Tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Siyaset öyle bir duruma geldi ki artık insanların yüzüne bakıyorum. Bir huzursuzluk var. Toplumda bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu bizler de hissetmeye başladık artık. Yani bizim alışmış olduğumuz cumhuriyeti yaşayan bundan önceki iktidarların tümünü, yani şöyle söyleyeyim, yani biraz belki afaki olacak ama yani onu hissediyorum. Sanki demokratik bir hükümet başta değil. Sanki bir ihtilal olmuş gibi. Her taraf kaos, her taraf çatışma içinde. Bütün komşularımızla kavga halindeyiz. Her an bir yerde bir bomba ihbarı. Düşünebiliyor musunuz? Bir huzursuzluk ve toplumda bir güvensizlik hakim. Bu iyiye işaret değil. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Onun için hep beraber aklımızı başımıza alacağız. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak üstümüze düşen görevleri yapmakla mükellefiz. Var olan hatalarımızla bir an önce ortadan kaldırarak bu halkın sorunlarını, halkın değerlerini, halkın hassasiyetlerini ön plana koyarak siyaseti bu noktada geliştireceğiz. Ve bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi, bunu buradan duyuruyorum. Son ve bununla kapatmak istiyorum. Biz vatanperverleriz. Biz bu coğrafyada Şırnak'ta oturan yurttaşım da benim yurttaşım, Edirne'deki oturan da benim yurttaşım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu anlayışla biz bunu sürdürmek mecburiyetindeyiz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bugüne kadar mirasını yiyenlere karşı onun pratiğini hayata geçirecek bir anlayışla sokağa indiren ve birlik beraberlik ruhunu yeniden inşa eden bir anlayışı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi misyonudur. Boynunun borcudur. Bunu yapmak mecburiyetinde. Bizler bunu yapmak mecburiyetindeyiz. O açıdan bu vurguyla Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmamız her zamankinden daha fazla elzem olduğunu söylüyor. Ve beni davet ettiğiniz için bu fikir ve düşüncelerimi burada halka iletme noktasında yardımcı olduğunuz için de ayrıca Yeni Gün ailesine çok sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Evet, güzel bir sohbetti. Söyleyecek çok sözler var. Özellikle terör meselesinde. Doğru. Vakıfla bitmez. Saatlerce konuşuruz, inanın. Bitmez. Evet ve özellikle olarak söylediğiniz de bu belediyenin çalışmaları konusunda da haksızlık yapmayalım lütfen yani, diyorsunuz. Kesinlikle. Yapılan çok şeyler var. Olmaz. Gözle görünmeyen şeyler de var. Adaletliysen evet. Yapacaksın. Burası yıllardır sit alanı ve dediğim gibi 24 bin metrekareye sıkıştırılmış, etrafı kuşatılmış ve gündüz 1,5 milyon nüfus ama aldığı bütçe 400 bin nüfusa ama 1,5 milyon insana hizmet ediyorsun ve bu keşmekeşliğin içinde bir şeyler yaratmaya çalışılıyor. Yani şey değil, yani basit değil, kolay değil. Yani o açıdan da bunu söylemek gerekiyor. O açıdan da ben dediğim gibi bunları bile tartışmak istiyorsa mevkidaşım, kardeşim, buradan çağrım var. Adaletle, vicdanla gelir buraya, sizin de ortamınızda, sizin oluşturduğunuz bir ortamda tartışır, konuşuruz halkımızın karşısında. Evet, çok teşekkürler Sayın Başkan. Biz Yeni Gün ailesi olarak çalışmanıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Siz her zaman özü sözü bir başkan oldunuz. Herkes de öyle tanıdı sizi. Sağ olun, çok teşekkürler. Böyle devam edin. Güler yüzünüzle. Asla bundan taviz vermeyeceğim. Çok teşekkürler. Asla, ben teşekkür ederim. Evet, Sayın seyirciler, Yeni Gün'de günden burada sona eriyor. Konuğum Sayın Şakir Başaklı, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı. Biz Yeni Gün ailesi olarak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve çalışmanında başarılar diliyoruz. Ve yeni bir Yeni Gün'de gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.